Bademcik ameliyatı sonrası kanama oranları bütün dünyada yayınlanan eğitim kitaplarında %1 ila 2, 3 civarında hep yazılır, çizilir. Hangi teknikle olursa olsun bu oranlar kim yaparsa yapsın, hangi hızda yaparsa yapsın, hangi enstrümanla yaparsa yapsın bu oranlar hep belirtilmiştir. Olabilir. Bu hastadan kaynaklanan şeylerden olabilir, hekimden kaynaklanan, cerrahiden kaynaklanan ama çok çok nadir gördüğümüz şeylerdir. Bir bademcik kanaması olduğu zaman hızlı bir şekilde hastayı tekrar geri alıp elimizden geldiğince eğer aktif bir kanama varsa tekrar genel anestezi altında o kanama odağını bulup durdurmak tek yoldur. Allah'tan ki dediğim gibi oranlar %1, 2'ler, 3'lerden fazla değildir. Ama no operation, no complication. Ameliyat yapmazsan komplikasyonun olmaz diye bir deyiş vardır. Onun için bir yeri kesiyorsak bir kanama olma ihtimali de her zaman vardır. Her cerrahi için geçerlidir bu. Bir de elinizin altındaki çocuk olunca yapma dediğiniz bir sürü şeyi yapıyor olacaktır. Bağırma dersiniz ama çocuk bunu anlamaz, bağırır. Yeme dersiniz çips gibi şeyleri, kuru şeyleri. O yeme dediğiniz için inadına sizden gizli yiyebilir. Bu tür şeylere bağlı da bazen anlamsız kanamalar olabiliyor. Ama çözümü hemen hekimin hastasını görüp bir an önce alıp kanamayı durdurmasıyla ortadan kaldırılır kolaylıkla. Ciddiye alınmalıdır. Azıcık bir şey oldu şeklinde ailenin karar vermemesi gereken bir durumdur. Ona ciddi olup olmadığına ancak hekim karar verecektir. Hep gelen sorulardan birisi, ya biz onu anlayabilir miyiz? Anlarsınız çünkü ağızda taze kan olur. Ve çok net bir şekilde size bir kanama olduğunu belirtir zaten. Ve hemen çocuğu alıp hastane ortamına getirmekte fayda vardır çok gecikmeden.